Senin için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm kampanyalarımızdan haberdar olmak için dijital Migros'a migros.com.tr ya da Migros mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Migros. Migros Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İzlen Erdem. Yeni bir iyi tahminle karşınızdayız. Bugün günlerden pazartesi. Yani okullar da açıldı, işler de artık başladı. O yüzden dünkü kadar yoğun olur muyuz bilmiyorum. Birazdan göreceğiz ama hemen öncelikle Instagram'daki 278 kişiye mesajım var. Bizim yarışmamıza katılmak istiyorsanız YouTube kanalımıza gelmeniz gerekiyor. Çünkü orada sohbet bölümüne yazarak yarışmaya katılabiliyorsunuz. Zaten ben de biraz kurallardan bahsedeceğim. Siz kapatıp açınca yetişebilirsiniz. Haydi bekliyoruz. Söylediğim gibi 10 soru var ve bu soruların yanıtlarını sohbet bölümüne yazıyorsunuz. Sadece sayılardan oluşan rakam yanıtlar oluyor tabii. Yani sadece rakamlardan olan yanıtları yazıyorsunuz. Bunları sohbet bölümüne yazacaksınız ve sonuna hiçbir şekilde gram, metre, lira gibi hiçbir ek kullanmayın. Araya da nokta virgül koymayın, yoksa yazılımımız bunu görmeye biliyor. Peki bu 10 soruda nasıl puan alınıyor? Sorunun en yakın tahminini yapan birinci oluyor, 100 puan alıyor. İkinci 99, üçüncü 98 ve böylece ilk 100'e giren puan alıyor. 100. 1 puan olmak üzere. O puanlar birleşiyor. Günün sonunda, 10 soru sonunda günün birincisi 250 mani kazanıyor. Günün ikincisi 100 mani ve günün üçüncüsü de altta gördüğünüz gibi 50 mani ödül kazanıyor. Sadece 3 kişiye ödülümüz var. Bazen yanlış anlamı oluyor. Puanları mani ile karıştırıp ben işte şu kadar mani kazandım diyenler oluyor. Sadece 3 kişi, tekrar hatırlatmış olayım. Peki katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Sadece abone olmanızı istiyoruz. Sadece abone olmanız yeterli. Yoksa ödül kazanırsanız veremiyoruz maalesef. Bir de ama ben özel ricam, bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Böylece canlı yayınlarımızdan ve her türlü içeriğimizden anında haberdar olursunuz. Şimdi bakıyorum bir de mesajlara. İki türlü bakacağım. Biliyorsunuz bir gömlek rengi tahmin edenler var. O kapandı şu anda bahsimiz. Ben bastım çünkü artık kimler var onu okuyacağım. Aslında koyu yeşil yazan olmamış, onu söyleyeyim. Ama böyle bir detay olur mu onu da bilmiyorum. Çünkü geçen gün de yeşildi. Gömlek rengi tahmin ediyorlar yeni açanlar. Kim sormuştu? Bir hanımefendi sormuş. Bu renkler niye diye, Leyla Hanım da yanlış hatırlamıyorsam. Leyla Keskin olabilir. Gömleğimin rengini tahmin ediyorlar. Aslında basit bir eğlence. Bugün de yeşil yazan Eren Tümkaya yazmış. Melih Harmandal, Sena Nur Uzun, Ebrar Uzun ve Tunis Onur yeşil yazmış. Başka yazan varsa kusura bakmayın. Belli bir yerde böyle basıp filtrelemem gerekiyor. Bu arada Özlem Dağcı'nın da mesajını aldım. Evet, o konuyla ilgileneceğim. Ödülünü sormuş. Evet, Leyla Keskin sormuş hangi renk diye, niye renk soruyorsunuz diye. Buraya notumu almışım meğerse. Peki, o zaman hemen saatlerimiz 13.03, yarışmamıza geçebiliriz. İlk sorumuz gelsin. Büyük bardağın aldığı su miktarı küçük bardağın kaç katıdır? Dün söylemiştim hatırlarsanız. Dün yine bu iki bardakla ilgili soru vardı. Gramajlarını sormuştuk. Kaç kat ağırdır diye büyük bardak. Onu da söyleyeyim, 4 kat ağırdı. Hatırlamayanlar veya izlemeyenler varsa. Büyük bardak küçük bardağın 4 katı daha ağır. Ama bugün aldığı su miktarını soruyoruz. Yanıtımız gelsin. ...17 kat. Yani oradan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama 17 kat alıyordu. 7. Batuhan Tunaloğlu 94 puan aldı. Bu arada 127 kişi Instagram'da devam ediyor. Hadi ilk soru bitti daha. Gelin yarışın siz de. Çok eğlenceli. Herhalde öyledir ya. Ben yarışmadım hiç ama yarışanlar öyle olduğunu söylüyor. 6. Kenan Gülle 95 puan. 5. Alican Sadıç 96 puan. 4. Ersan Gemici 97 puan. 3. Gökay Karacan 98 puan. 2. Gülşah Er 99 ve Kayra Tuana. Bakın ne kadar güzel bir isim, soy isim geldi yine. İlk sorumuzun birincisi oldu. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bu soruyla ilgili söyleyeceklerim var hem de. Yanıtı 359 olan deterjanlarla toplam kaç yıkama yapılabilir sorusundan puan alan ilk 100 kişinin verdiği yanıtın ortalaması yaklaşık kaçtır? Ne kadar uzun bir soru olmuş. Dün sorduk bu soruyu. Haklı olarak itirazlar gelmiş. Çünkü alttakiler deterjan değil 3 tanesi. Onlar yumuşatıcı.
biz deterjanlara yanıt verdik diyenler olmuş. Gerçekten baktım az sayıda olsa da var bu şekilde yanıt verenlerimiz. Fakat günün birinciliğini, ikinciliğini, üçüncülüğünü etkileyen bir şey olmamış. Kusura bakmayın, gerçekten ben de üzülüyorum böyle yanlış anlamalar olduğu zaman. Yani birçok yarışmacımız da onun tamamının deterjan olduğunu düşünüyorum. Zaten çok küçük görseller biliyorsunuz ama öyle yarışmacılarımız var ki o farkı çok iyi ayırt edip yazabiliyorlar haklı olarak. Peki yanıtımız gelsin. ...309. Yani çok... Bir de biz soruları tabii çok uzun uzun tutmamaya çalışıyoruz. Bakın burada da öyle oldu. Zaten 20 saniye süre var. Birçoğunuz mobil ekranlardan küçücük izliyorsunuz. Bana şikayetler geliyor çevremden. Göremiyoruz yazılanları diye. Böyle iki satır olunca iyice küçülüyor. Yani sorduğumuz soru şuydu. Dün 359 demiştik yanıtına. İlk 100'ün ortalaması kaçtı? Onda 309 olduğunu gördük. 7. Sümeyye Sarı Osmanoğlu oldu, 94 puan aldı. 6. Tolga Özek 95 puan aldı. 5. Sevgi Buçak 96 puan. 4. Kaan Ordu 97 puan. 3. Ali Dabanca 98. 2. Benim Küçük Dünyam 99. Ve Fatih Keskin 2. sorumuzun 1.'si oldu. Demek ki Leyla Keskin'le hiçbir ilgisi yok. Çünkü Leyla Keskin renkler nedir diye soruyordu ama Fatih Keskin çok iyi bir yarışmacımız. Bir akrabalık bağı olsa herhalde haberdar olurdu diye düşünüyorum ben de. Peki 3. sorumuz da gelsin o zaman. Kapta kaç kurabiye vardır? En zor sorulardan. Çünkü bir hata bile her şeye mal olabiliyor demişim. Hayır ya, bir hatada bir sorudan puan alamazsınız en fazla, ne olacak? Sorumuz, evet, süremiz bitti. Hemen sevgili yönetmenim evinden yaptığı rejiyle al, versin bize sevgili Emel bugün yönetmenimiz. Alalım yanıtımızı. 15 adet kurabiye vardı. Kaç tane var diye sormuştuk. Bu arada ben stüdyoda bulunan sevgili kamera ekibine, ışık ekibine değil tabii ki. Yalnızım, evdeyim. Kamerada, ışıklar da kendi kendine duruyor. İnşallah bir problem olmaz. Yani ışık falan gittiğinde bir şey yapamıyoruz. Kamera giderse ama o zaman mecburen müdahale etmek durumunda kalırız. Peki 7. Yücel Er kalmış oldu, 94 puan aldı. 6. Mani Sever 95 puan aldı. 5. Sibel Yazman 96 puan aldı. 4. Emrah Özdemir 97. 3. Sena Karacan 98. 2. Elit Dabanca, Dabanca ailesinden birisi daha. Elit Dabanca 99. Ve 1. Özer Aydemir. Özer Aydemir çok çok iyi bir oyuncu, çok çok iyi bir yarışmacı ve çok da sakin görüyorum böyle panik durumlarında. Mesela bir şey olduğunda herkes yazıyor. Sakin olun, izlenmeyi halleder diyor. Sağ olsun, o açıdan da teşekkür etmiş olayım. 3 soru da bitti. Kim önde gidiyor? Bir ona bakalım şimdi. Özer Aydemir, bakın iyi niyetli, iyi niyetler kazansın istiyoruz. İyi niyet demişken geçen gün de biliyorsunuz İsmail Ozan Gülden Yüksel'e hediye etmişti 50 mani 3. olduğu için. Gülden Yüksel de teşekkürlerini iletmiş. Biz biraz geciktik ama olsun, üzerimizde de kalmasın. Güle güle de harcasın Gülden Yüksel. Özer Aydemir 215 puanda. Cumhur Çelik yeni bir isim. Buse Tuğoğlu, Elit Dabanca ve Gülşah Er. Ama çok yakın puanlar. 24 puan aralığında ilk 5 yarışmacı. Haydi bakalım 4. sorumuz gelsin. Kaç bulmaca parçası vardır? Bir de Migros logosunu kaldırırsak orada gelmiyor ama sevgili yönetmenim yine de hani altta vardı göremedim diyen olmasın. Bunlara dikkat ediyoruz ama neticede canlı yayın. Zaten tek tek saymak mümkün değil aslında. Yaklaşık bir şey bekliyoruz. Bilmenizi de beklemiyoruz. Tahmin. Alalım yanıtımızı. 336 parça bulmaca vardı. Ve yine çok çok iyi tahminleri görüyorum. 7. Nermin Demet oldu, 94 puan aldı. 6. Ankara Simidi 95. 5. Necip Sandıkçı 96. 4. Hüseyin Bahtiyar İnci 97 puan. 3. Gökay Karacan 98 puan. 2. Nursen Demirci 99 puan. Ve Ege Tremert Gönen.
Muhtemelen iki kardeş olabilir. Bazen öyle oluyor, anneler veya babalar hani çocuklarının ismiyle böyle Ege Mert böyle bir şey gibi hissettim. Belki de iki ismim var, Ege Mert Gönen ama araya tire koyduğu için böyle diyorum. Ben de merak ediyorum. Vallahi inanın tek tek hepinizi merak ediyorum, tüm okuduğum isimleri. Keşke öyle bir fırsat olsa da bir araya gelsek. Beşinci soru. Gelsin. Ürünlerin birer kilogramı Migros'ta toplam kaç kuruştur? Vallahi merak ettiklerim arasında bir de Leyla Kurt var. Çok gülüyorum. Bazen de çok böyle sert şeyler de yazıyor ama çok şahsına münhasır biri olduğu belli. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Yine bize kızmış, öğrencilere torpil geçiyorsunuz diye. Vallahi torpil geçmiyoruz da seviyoruz. Ne yapalım Leyla Hanım? Alalım yanıtımızı. ...5.785 kuruş idi. Neden öyledir? Çünkü o domatesler 250 gramı yazıyordu. Ona dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yedinci Melih Erol oldu. 94 puan aldı. Altıncı Nuhat Tekin 95 puan. Beşinci Bahtiyar Mutlu 96 puan. Dördüncü Osman Türkoğlu 97 puan. Üçüncü Tam İsabet 98 puan. İkinci Tahminci Leydi 99 ve birinci Tahmin TV. Allah Allah. Bizim tahminler böyle türemiş. Bu soruları çalışanlar oluyor. Hani nasıl böyle tam nokta atış bilenler var diye düşünebilirsiniz. Çalışıyorlar yani bayağı. Altıncı soru gelsin. Fırın kaplarının enlerinin ölçüsü toplam kaç santimetredir? Yani boyutu diyelim buraya, en de değil. Bunlar bakın yuvarlak, ondan sonra böyle kare olan da var. Yani biliyorsunuz fırın kaplarında ölçü vardır. O ölçüyü soruyoruz. Sonra endi, boydu falan karışmasın. Bakın tekrar ediyorum, fırın kaplarının ölçüsü. Çünkü fırınların genişlikleri bellidir. Ona göre de ölçü vardır. Yani o maksimum olan ölçüyü yazarlar ki içine girip giremeyeceğini anlayasınız diye. Sorumuz da buydu. Alalım yanıtımızı. ...82 santim idi. Hemen bakalım. Fatma Öz 94 puanla 7. oldu. Hakan Karalar 95 puanla 6. oldu. Poyraz Demir 96 puanla 5. oldu. Damla Gürler. Damla Gürler bugün bilememiş. Turuncu demiş. Vallahi özel baktım yani. Ne demiş diye Damla Gürler. Turuncu da aklımdan geçmedi değil bu arada. Aklımdan geçti bir an. Sonra hadi dedim şey olsun. Bunda karar kıldım. Bakayım orada 76 kişi de Instagram'da. Tekrar hatırlatıyorum, yarışmamız YouTube'da yani. Aktif yarışmamız, sadece izlemek istemiyorsanız. Damla Güller 97 puan aldı, 4. oldu. Tahmin TV 98 puanla 3. oldu. Sinem Ergüvenç 99 puanla 2. ve Taner Tufan bu sorumuzun birincisi oldu. Tam da nokta atış yapmış Taner Tufan. Biz de 6 soruyu bitirdik. Tekrar kim önde gidiyor? Hala Özer Aydemir önde mi? Bakalım, alalım ekrana. Özer Aydemir dördüncülüğe düşmüş. Cumhur Çelik öne geçmiş. Tahmin TV'de 397 puanla onu takip ediyor Manisever. Ve beşincimiz MUD. Bugün Cumhur Çelik güzel kalsın. Tahmin TV eski bir yarışmacımızdır. Bu da benim tahminim. MUD'yi bilmiyorum. Bakın o da mesela kazansa ne güzel olur. Peki. Böyle deyince acaba kızıyor musunuz bana ya? Ne olur kızıyorsanız kızmayın. Ben kimseyi tanımıyorum. Sadece kazanmayanlar kazansın istiyorum. Yani ondan böyle söylüyorum. Yoksa kimseye bir şeyim yok. Yedinci sorumuza geçeceğiz ama yönetmenim almadı ekrandan. O yüzden bir şey mi var acaba diye ben de oraya takıldım. Evet şu anda aldı. Tamam. Hani ekranda kalınca acaba dedim bir şeyi eksik mi yapıyorum diye düşündüm. Yedinci sorumuz gelsin. Ekrandaki sayı kaçtır? Orada bir sayı var uzakta. Görmesek de. Görenler oluyor. Ben göremiyorum ya bu soruları. Allah'tan yarışmacı değilim. Yani yarışmacı olsam baya böyle şu anda sinirleniyor olurdum ya. Böyle soru mu olur? Hiçbir şey görünmüyor falan diyebilirdim çiçeklerin arasından. Acaba öyle mi? Gelsin yanıtımız.
8.308'e bayağı da görünüyormuş. Bu belli oldu. Tamam, bir daha ben bu sorularda yorum yapmayacağım. Görünüyor çünkü yani bir sürü gören var. Bende demek ki sorun oluyor. Peki 7. hatta 8.den başlayalım. 8. pazartesi günleri pek girmezdi. Hakan Uyanık olmuş 93 puan. 7. Utku Özgüray 94 puan. 6. Ertuğ 18.95 puan. Hızlı Gonzales Adam'ın dibi 96 puanla 5. Fatma Öz 97 puanla 4. Artvinli 98 puanla 3. Zümrüt Aydoğan 99 puanla 2. ve İsmail Ozan bu sorumuzun birincisi oldu. Bu tür sorularda ne yaptınız? Bir algoritma mı geliştirdiniz? Hep baktım böyle iyi yarışmacılar hızlı hızlı yanıtlar vermiş. Ne yapıyorsunuz? Bir şey geliştirdiyseniz söyleyin, bir daha sormayalım. Peki 8. sorumuz gelsin. Dünkü yarışmamızı aynı anda izleyen maksimum izleyici sayısı kaç olmuştur? Aynı anda biliyorsunuz izleyeni siz de görebiliyorsunuz. Anlık olarak oradan dün bir şekilde dikkat etmişseniz görmüş olabilirsiniz. Mesela şu anda da ben buradan bakıyorum. 429 görüyorum. Dün kaçtı diye bunu sorduk. Yanıtımız gelsin. Tabii hafta sonu olunca biraz daha artıyor. Dün bir de sokağa çıkma yasağı da vardı birçok ilimizde. O yüzden de bunun da etkisi olmuştur. Yoksa havalar güzelleştikçe hafta sonu o saatlerde pek kimse evde kalmıyor diye düşünüyorum. Damla Gürler tekrar ilk 7'ye girmiş, 7. olmuş. Hadi Damla Gürler, valla yani ben çok istiyorum gün birincisi olmanızı çok istiyorum. Ne zaman olur bilmiyorum ama bütün iyi dileklerim gelsin. Cem İvegen, o da biliyorsunuz 2 gün önceydi değil mi? Dün değil, evvelsi gündü. Gün birincisi 95 puan. Elit Dabanca 96 puanla 5. Poyraz Demir 97 puanla 4. Taner Tufan 98 puanla 3. Maya PKN 99 puanla 2. Ve DGSLM NGL 9. 8. sorumuzun birincisi oldu. DGSLM NGL. Peki, ben de PUBG oynuyorum, oynayanlar bilir, orada da var böyle MNG, LGG falan böyle silahlar var. Attım tabii de yani, ona benzer silahlarımız var. 9. soru gelsin. Soru işareti olan yerdeki... Ne kadar kötü bir tonlama yaptım. Soru işareti olan yerdeki sayı kaçtır? Yani yerdeki sanki tabandaki gibi tonladım. Kendim rahatsız oldum. Soru işareti. Bu görsel var biliyorsunuz. Migros'tan dilediğiniz kişiye para gönderebiliyorsunuz. Bunun kaç liradan başlayan ücretlerle hizmet ücreti olduğunu sorduk. Alt gelsin yanıtımız. 6 TL'den başlayan ücretlerle. 7. 8.'yi de okuyayım. Çünkü 1907. Gamze 1907. Yıldız. 4 yıldız. İnşallah olacak ama herhalde artık seneye olabilir. Bu sene çok ümitliydim valla sevgili Gamze 1907 ama olmadı. Metin Ali Feyyaz. Metin Ali Feyyaz'ı gördüğüm için 8.'yi okudum. Metin Ali Feyyaz efsane Beşiktaş. 94 puan aldı. 6. Alp oldu 95 puan. 5. Sena Nur Uzun 96 puan. Bolt Pilot 97 puanla 4. Artvinli 98 puanla 3. İsmail Ozan 99 puanla 2. Ve ilk 3 sorumuzun birincisi Özer Aydemir hırs yapmış bu soruda da birinci oldu. 100 puanı da aldı. Geldik son sorumuza. Bakalım Özer Aydemir ilk 3'e girebilecek mi? Son sorumuz gelsin. Saklama kaplarının toplam kapasitesi kaç mililitredir? Bazılarında cc yazar ama kafanız karışmasın. Yani mililitre olarak işte içine bir sıvı koyduğumuzu düşündüğünüzde onun ölçüsü mililitre olarak geçiyor. Biz de o şekilde soruyoruz. Ekrandaki kapların ve süremiz bitti. Hemen yanıtımız gelsin. ...18.795. Hemen bakalım. 11.'yi okuyalım. İsmini söylemiştik. Gülden Yüksel. 90 puan almış.
Madem 11.'den başladık öyle gideceğim. 10. Sinem Sulugöz Can, 9. Art Finli, 8 Ama Neden, 7 Fatih Ege Kartal 94 puan, 6 Hızlı Gonzales Adamın Dibi 95, Burak Kurt 96 ile 5. Arvid Merlin 97 4. Özlem Dağcı 98 3. Adem Okudan 99 2. ve Batuhan Tunalı bu sorumuzun yani son sorumuzun birincisi oldu. 1 Haziran yağmurlu bir İstanbul'da Haziran günü havalar herhalde yaz gelecek bir gün diye düşünüyorum. Ama artık aslında dikkat ederseniz son kaç senedir Haziran ayları böyle çok iyi geçmiyor. Yani hava olarak çok sıcak geçmiyor. Eylül ayları da eski Eylül gibi değil. Bir laf vardı belki bilenler bilir. Ağustos'un yarısı yaz yarısı kış derlerdi Zonguldak'ta. Artık öyle değil. Eylül'ün yarısı yaz yarısı kış denebilir. Aylar birer ay kaydı gibi duruyor. Peki 5.'den başlayalım. Hatta 2 tane 4.'ümüz var. Evet o yüzden 5.'yi de onu da kontrol edelim. Kenan Dağcı tam 437 puan almış. 5. olmuş. Onun bir puan üstünde 2 kişi var ama onlardan biri de Dağcı. Yani o kadar hani şey bir durum ki 2 tane Dağcı 4. ve 5. oluyor fakat ödül alamıyorlar. Dağcı ailesi midir bilmiyorum. Akrabalık bağınız. Kötü bir Haziran başlangıcı oldu. Bir yandan da çok iyi puanlar almışsınız tabii. Tebrikler. Özlem Dağcı da 438 puan. Cumhur Çelik'le birlikte. Cumhur Çelik'te 438 puan almış. Şöyle bakalım. Herkese bakamam. Bu ekran biraz uzun sürüyor. Ben de basmayı unuttum. Yeni bastığım için Cumhur Çelik'e bakacağım. Ama Cumhur Çelik'e ekranıma gelmeden önce o ekranım da dondu tabii bu arada çok güzel. Gelir ama birazdan. Sorun değil. Üçüncüyü ben okuyayım. 492 puan alan ve bizden 50 mani kazanan bugün Alp oldu. Alp tebrik ediyoruz. O da uzun süredir takip eden bir yarışmacımız. Ve şu anda 570'li puan seviyesinde iki yarışmacımız var. Onları okuyacağım. Cumhur Çelik geldi bu arada ona da bakayım. Dünkü yarışmamızda 359'u hani pardon maksimum kaç kişi? 560 demişsiniz ve puan alamamışsınız. Buna çok çok şaşırdım. İnanılmaz gerçekten şaşırdım. Çünkü zaten 625'ten o kadar yakın söylemişsiniz. Demek ki çok dikkatlisiniz. Yani sürekli bakıyorsunuz bu kaç kişi izliyor, takip ediyor diye. Soru işareti olan yerdeki sayıya da 6 demişsiniz. Evet ama puan alamamışsınız. Yani demek ki herkes ilk yüzdeki herkes 6 yanıtını verdiği için. Düşünün yani ne kadar artık elinizde mikroskop var veya ne kadar haberdarsınız bu onun göstergesi çok güzel bir şey. Herkes 100 kişiden fazla o tür bir soruya doğru yanıt verebiliyor. Müthiş bir şey bu. Geldik ikinciye. 571 puan alan Tahmin TV. Tahmin TV benim tahminim eski bir yarışmacımız demiştim. Göreceğiz anlayacağız. Bize manikart numarası ve iletişim bilgisini atacak. Nereden atacak? İyi Tahmin yarisma@gmail.com adresinden. Sadece 3 kişi. Alp, Tahmin TV ve kim olduğunu söyleyeceğim ama ondan önce Tahmin TV'ye de bakalım. Hangi sorudan az puan almış diye. Dünkü yarışmamızda o da 569 kişi demiş. O da oradan az puan almış. 9 puan almış. Aslında çok çok iyi bir tahmin. Geldik günün birincisine açıklamaya. O bence kendisini tahmin ediyor. Siz de ediyorsunuz. İlk 3 soruda birinciydi. Sonra aşağıya düşmüştü ama Özer Aydemir 1 Haziran'ı birincilikle bitirmeyi başardı. Tam 578 puan alarak. Tebrik ediyoruz. Özer Bey, Tahmin TV ve Alp. Toplam 400 money bizim biliyorsunuz ödülümüz. Yarışmamıza katılmak için YouTube kanalını açmanız gerekiyor. Instagram yeterli olmuyor. Bir de en önemli şey tabii ki abone olmanızı istiyoruz. Hala 4'te 1'e yakın abone olmayan var. Yeri gelmişken açın abone olun. Saatlerimiz 13.24 yaklaşık yarım saat sürüyor her gün. Her gün değil tabii haftanın 5 günü. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çarşamba en yakın birlikteyiz. Çarşambaya kadar mikroskopu şöyle iyice çalışın ama nereden çalışın tabii dijital mikroskopumuz var oradan çalışın. Hiçbir yere ayrılmayın. Bir reklam sonrasında bütün puanları ekrana vereceğiz. Tekrar yönetmenim Emel'e de buradan teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.
Sizin için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm kampanyalarımızdan haberdar olmak için dijital Migros'a migros.com.tr ya da Migros mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Migros, size iyi.